Koronavirüs başlığına geçelim arkadaşlar. Tabii biliyorsunuz koronavirüs de bundan 2 hafta öncesine kadar ciddi bir yükseliş vardı. Vaka sayısında Kastamonu'da 737'lere yükselen bir vaka sayısından söz ediyoruz 2 hafta öncesine göre. Geçtiğimiz hafta açıklanan vaka haritası ele alındığında ise 419,79'a kadar gerileyen bir vaka sayısından söz ediyoruz. Ve dün açıklanan yeni tabloda da Kastamonu her 100 bin kişide 360'a kadar gerilemiş durumda. Yani yarı yarı yüzde %50. Yani yarı yarıya Evet. bir azalış söz konusu. Tabii komşu ilimiz Karabük şu anda liderliği ele almış durumda. 534 vaka sayısıyla. Ama Kastamonu'da ciddi oranda bir vaka sayısında azalış söz konusu ki biz bunu 2 hafta önce yaptığımız programda da ifade etmiştik. Yani artık Bir düşüş. pik noktasını gördük. Evet. Buradan da bir düşüş bekliyoruz diye. Sevgili Eren, bu noktada neler söylersin? Yani işte ben az önce bir önceki programlarda söylemiştim. Bu vaka sayısının artışı biraz bizim test yoğunluğumuza da bağlı olan bir şeydi. Bir de şöyle bir nokta vardı. Şuna dikkat çekmiştim. Biliyorsunuz Kastamonu'da geçen yıl üniversite eğitimi öğretimi yoktu. Bu sene üniversite de faaliyete geçti. Yine okullar açıldı. Bir hareketli bir nüfus hareketliliği yaşandı. İşte üniversitenin açılmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından bir nüfus hareketliliğini de beraberinde yaşadık. Yine aynı şekilde işte Bozkurt'ta yaşamış olduğumuz ya da Kastamonu diğer bütün ilçelerde yaşamış olduğumuz sel felaketi sonrasında Kastamonu'da bir nüfus hareketliliği yaşandı ciddi anlamda. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlarla. Bunun da bir etkisiyle biz geçtiğimiz haftalarda işte 700'lü rakamları gördük. Evet. Ama tabii bu hayatında belli bir zamandan sonra normal akışına dönmesi, belli bir sisteme oturmasıyla birlikte bu vaka azalışlarında şu anki tablo ile birlikte net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu bir kere daha şöyle nüfus hareketliliği ne kadar çok fazla olursa bu vaka sayılarının artması da o kadar çok fazla. Evet. Ben yine şunu söylüyorum. Biz Kastamonu'da test oranlarımız bizim fazla olduğu için bu vaka sayılarımız bu rakamlarda. Biz normalde Türkiye ortalamasının şu anda ben üzerinde olduğumuzu düşünmüyorum. Türkiye'nin diğer bazı bölgelerinde özellikle Düşük görünen bölgelerde. turizm hareketliliğinin yaşanmış olduğu bölgelerde de ben vaka sayılarının şu anda belirtilen tablolarda olduğunu düşünmüyorum. Daha yüksek tablolarda olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bir Antalya'dan, bir Muğla'dan, bir İzmir'den bazı kurallara biraz daha riayet ediyoruz. Biraz daha değil. Biraz daha riayet Çok ediyoruz. daha Evet. fazla riayet Riayet ediyoruz. Peki ediyoruz. sevgili İrfan, bu vaka sayısındaki düşüklüğün sen neye bağlıyorsun? Şimdi Azalışı. şöyle, ben sağlıkçı değilim. Hiçbirimiz sağlıkçı değiliz ama iyi bir gözlemci olduğumuzu düşünüyorum. Biz Kastamonu olarak geçen haftaki programda da söyledim. Yani ben birçok il gezdim. Yaz boyunca birçok yeri gezdik. Kastamonu kadar bu 3 altın kurala riayet eden başka bir il ben çok görmedim. Bunu Ankara'da dahil olmak Üç üzere altı kural söylüyorum. derken maske, Maske, mesafe ve mesafe, hijyen. temizlik. Onun Evet. altını çizelim. Şimdi Kastamonu'da maskesiz gezen insan sayısı çok az. Yani yok diyemeyiz ama çok Var az. ama yine de Kesinlikle. maskeli insan sayısı oldukça fazla. Benim kardeşim daha yeni Çanakkale'den geldi. Dedi ki bizde maske yazın yoktu. Yani Çanakkale'de maske yazın yoktu. Kış oldu hala yok. Ben buraya geldim. Şu anda yadırgıyorum yani maske takmalı mıyım takmamalıyım noktasında. Ama Çanakkale bizden çok daha az vaka sayısı. Bunda Erhan Veren'in söylediği gibi test sayısının Test sayısı. çok evet, çok ciddi önemi var. Biz testlerimizi çok daha doğrusu Sağlık Müdürlüğümüz Evet. çok sık test yapıyor. Bütün şüpheliler de test yapıyor. Bunun da neticesinde çok hafif seyredenler dahil olmak üzere herkes pozitif olarak kayıtlara geçiyor. Evet. Kastamonu'da hani geçen hafta da konuştuk. Test sayısıyla vaka oranını eğer illere göre, il nüfuslarına göre ölçecek olursak bence Kastamonu sonlarda olur. Doğru. Onun için hani test sayıları fazla olduğu için vaka sayıları da fazla çıkıyor. Burada hani şeyi kaçırmayalım. Test sayısı fazla, vaka sayısı fazla çıkıyor. Rehavete kapılalım vesaire değil.
Bu tabii ki bu şu gerçeği de değiştirmiyor. Şu gerçek var yani, ki demek yani, ki gerçekten de pozitif insan yani, var. Yani bu hani işte 300 küsürlerde şu anda. Yani bu pozitif insan sayısındaki gerçeği evet. de değiştirmiyor. Bu yine tedbirleri hani yani biz işte diğer illere göre yine iyiymişiz deyip de hani bazı tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Yani yine bazı kurallara riayet etmemiz lazım. Aşı konusunda özellikle ikinci doz, hatta şu an üçüncü dozlar, dördüncü evet. dozlar yapılmaya başlandı. Hatırlatma aşıları yapılacak belli bir gruba şu anda. Yani bunları aksatmamamız lazım. Çünkü aşının koruyuculuğu, şunu bir kere daha söylüyorum. Aşının virüse yakalanmama olayı değil, virüse yakalandıktan sonraki süreçte grip ki koruyuculuğu, koruyuculuğu önemli. Yani şimdi grip aşısı olduğumuz zaman grip olmuyor muyuz? Hayır, grip oluyoruz. Oluyoruz ama gribi nasıl atlattığımız önemli. Yani bunu da bu şekilde düşünmek lazım. O anlamda aşı konusunda da biraz daha hassasiyet gösterelim. Evet. Kötü gitmiyoruz, iyi gidiyoruz ama daha da iyi olabiliriz. Yani biz pik yaptık. Bundan sonrası iki artık... iki hafta önce söylediğiniz evet, gibi. Evet. Düşüşe geçtik. Bunu korumak, bu verileri korumak, daha aşağıya çekmek de bizim elimizde. Tabii izleyenlerimiz diyebilir. Yani artık salgın gündeminden yorulduk. Doğru. Yani haftalarca konuşuyoruz salgın gündemine. Ama tedbirlere uymamız gerektiği noktasındaki hatırlatmamızı yineleyelim. Aşılarımızı olalım, ne yapmak gerekiyorsa onu yapalım. Bu noktada gerçekten de elimizdeki şu anda tek silah aşı. Covid'le mücadelede aşı. Aşılarımızı mutlaka olmamız gerekiyor. Tabii şu ana kadar, şu saate kadar bu akşam ilişkin, bugün ilişkin yeni veriler açıklamadı ama dün akşama bakacak olursak Kastamonu'ya özellikle %78,3'e yükselen bir aşılama oranı var Kastamonu'da. Dün akşam itibariyle 347.783 kişiye test uygulanmış. Evet. 25.304 yeni vaka tespit edilmiş. 200 kişi de hayatını kaybetmiş COVID-19 kaynaklı. 28.852 kişi de iyileşen sayısı olarak karşımıza duruyor. Tabii bu akşam ilişkin yeniden söyleyelim, vaka haritası açıklanmadı. Yani aşı haritası açıklanmadı. Açıklandığı zaman da onu paylaşmış olacağız.